Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz gazeteci yazar Özge Demir. Hoş geldiniz. Merhaba Nesrin Hanım, hoş buldum. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki, ben Özge Demir, gazeteci yazarım. Ee, bu memleketin kadınları isminde kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti anlatan bir kitabım var. Aynı zamanda Güncel Haber 16 ve Gemlik Basın Genel Yayın Yönetmeniyim. Bursa'da bir e, yerel web televizyonun koordinatörlüğünü de yapıyorum. Bunun dışında Türkiye'de, Türkiye Aydınlık Gazetesi gibi, Eylem Gazetesi gibi çeşitli gazetelerde de köşe yazıyorum. Üçüncü Göz Gazetesi gibi hem yerel hem de ulusal gazetelerde ayda bir, 15 günde bir köşelerim var, köşe yazıyorum. Çok Kadın hakları aktivistiyim. Harika. Daha nice başarılar. Çok önemli bir konu. Farkındalık yaratıyorsunuz. Çok tebrik ederiz. Kitap yazmaya nasıl karar verdiniz? Kitabınızın yazılış öyküsü hakkında biraz bilgi verir misiniz? Evet, hepimizin bildiği gibi bir İstanbul Sözleşmesi konusu vardı. Çok Ülkemizde önemli. çok kaos yaratan. İstanbul Sözleşmesi'nin nasıl ortaya çıktığını araştırdığımda Nahide Opuz isimli Türk vatandaşının 35 kere eşinden şikayetçi olmasına rağmen korunamadığını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunu öğrendim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Nahide Opuz davasını gördükten sonra aslında Türkiye'de bir farkındalık oluşmuş. Ee, i̇lk defa bir devlet e, vatandaşını koruyamadığı için e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılanmış. Bundan sonra acaba nasıl bu kötü e, izlenimi sileriz diye bir sözleşme Avrupa Konseyinin de ortak olduğu bir sözleşme ortaya çıkmış. Biz bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biriyiz. Fakat ilk vazgeçen ülkelerden de biriyiz maalesef. maalesef evet. Bunları araştırırken kendime kadın hakları ile alakalı, kadına şiddetle alakalı yazılar yazarken buldum. İstanbul Sözleşmesi ile alakalı yazılar yazdım. Neden iptal edilmemeli? Neden bunu savunmalıyız? Ve neden kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor. Bunları araştırırken bunları başka insanların da duymasını istedim. Birilerinin okumasını istedim. Birilerinin farkındalık kazanmasını istedim. Ee, şiddete uğrayan kadınların tek başına savaşmaması adına belki yaptığım çok küçük bir şey ama e, faydalı olmak istedim. Çok değerli. Böylece e, bu kitap ortaya çıktı. Kitap benim köşe yazılarımdan oluşuyor. E, aslında daha kalın bir kitaptı. Fakat e, bazı işte Eleştirilerim e, olmaması gerektiği kanaatiyle Hı -hı. çıkarılmış. Bazı köşe yazılarım çıkarılmış. Hı -hı. E, dolayısıyla tabii ki bir kitap kaldı elimizde ama benim yazdığımın yarısı kadar falan. Olsun dedik yine de. E, kitap yazma süreci böyle. Çok güzel. Kitabın içeriği hakkında daha detaylı bilgi verir misiniz? E, hangi konulardan oluşuyor? Sadece kadın cinayetleri mi? Evet. Ee, köşe yazılarınızın içeriği nedir? Şimdi ben e, köşe yazılarıma gerçekten kadın cinayetleriyle başladım. İlk Hı -hı. köşe yazım kadın cinayetleriyle başladı. E, uzun bir ara vermiştim yazmaya anne olduktan sonra. E, sonra bana arkadaşlarım şey demeye başladı. Yani başka konu yok mu? Neden sürekli kadınlar? Bıktık artık. Ama her gün bir kadın ölüyor. Yani maalesef. Her gün bir cinayet var, hatta birden fazla var. Bunu ben söylemiyorum, istatistikler söylüyor. Şey diyorlardı bana, yani bugün hangi öleni yazacaksın? Farklı bir şey beklemiyorlardı insanlar benden artık, çünkü ben işte her hafta, her gün bunları yaz, yazıyordum. Sonra dedik, yani bunlar son bulana kadar ben bunu yazacağım. Keşke ayda bir cinayet olsa da, Keşke. ben de. Başka bir şey yazsam yani kadınların başarılarını yazsam bu ülkede çok başarılı kadınlar da var. Kadınları sadece cinayetlerle anmak da hoş değil aslında. Kesinlikle. Böyle böylelikle bu süreç başladı. Kitabın içeriğinde cinayete kurban gitmiş kadınların öyküleri var hı hı. ve o süreçte ailelerinin yaşadıkları var, o süreçte ailelerinin uğradığı haksızlıklar var. Kadınların cinayetlerini işleyen katillerin nasıl Adil yargılanmadıkları, nasıl e, hak ettikleri cezayı almadıkları var. Bunların dışında da işte toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsettik. Neden önemli? Bundan bahsettim. E, kadın cinayetlerinin sayısal veri halinden bahsettim. Çok acı ki böyle bir veri var. E, o kadar çok çünkü. Ve e, şüpheli kadın cinayetlerinden bahsettim. Kitap bunlardan oluşuyor. Bir de e, yine cinayete kurban gitmiş... Gazetecilik bölümünde okuyan bir genç kızımızın babasının şiirleri var. Kendisi bana e, o kitabıma koymam için 2-3 tane şiirini seçti ve verdi. Kitap bunlardan oluşuyor. Evet. E, şüpheli kadın cinayetlerinin sayısal hali dediniz. Bu ne anlama geliyor? E, şüpheli kadın e, cinayeti kavramı nedir? E, kadın cinayeti demek sırf cinsi kadın olduğu için öldürülmek demek. Yani Aynen. kadın olduğu için öldürülenleri. Suçu bu yani. Evet, bu gruplandırıp işte bu Hı -hı. bu sebepten öldürülenler bu kadar diyoruz. Bir de şüpheli kalmış cinayetler var. Bunları o sayının üzerine ekleyemiyoruz şüpheli. Onları da eklediğimiz zaman kadın cinayetlerinin boyutu dehşet boyutta. Nasıl şüpheli? Eee işte İntihar süsü verilmiş cinayetler var. Yani intihar etmiş deniyor. Biz onlara da cinayet diyoruz. Yüksekten düşmüş ya da e, asılmış halde bulunmuş. Kamuflaj e, ediliyor bir yerde. Evet. Maalesef. Ya da işte ailesi diyor ki mesela öldüren diyor ki eşi işte gittim yanına ve hap hap içtiğini gördüm ama otopside e, dayak yiyerek öldüğü ortaya çıkıyor gibi. E, şüpheli kadın cinayetleri e, cinayeti karartmak Suretiyle o ölümün asıl sebebini kişinin kendisi yapmış gibi gösterip katili saklamaktır aslında. Neden önemli bu şüpheli kadın cinayetlerinin sayısı? Kadın cinayetleri geçtiğimiz yıl 300 küsürlerde şüpheli kadın cinayetleri onun iki katı. Yani kadın cinayetlerin iki katı. Pandemi sürecinde şüpheli kadın cinayetlerinin daha da arttığını görüyoruz. Ee, yol kenarında atıl öldürülüp atılmış bir kadının neden öldürüldüğü araştırılmıyor. Şüpheli kadın cinayeti olarak geçiyor kayıtlara. Aslında bu da bir kadın cinayeti araştırıldığında. İşte e, sonra görüldü ki katiller öldürmeden önce aslında bir araştırma yapıyorlar. Nasıl öldüreceklerini de araştırıyorlar. Nasıl ceza ne kadar az ceza alabilirler. Bunu da araştırıyorlar. Emine Bulut cinayetini bilirsiniz ölmek istemiyorum diye kızının yanında bağıran Emine Bulut eski eşi Facebook hesabına 7 yıl yatar çıkarım ha, e, yazmıştı. Çünkü araştırmış yani ben şu, şu tahriklerim evet. bundan bu indirim alırım bu tahriklerim bundan bu indirim alırım gibi şüpheli kadın cinayetlerinin failleri de normal cinayetten normal kadın cinayetinden daha az ceza aldığı için ee, cinayetin şüpheli bırakılması onlar için avantaj. Kesinlikle. Bu yüzden e, çok önemli bunlara değinmek, çok önemli bunların sadece sayısal veri olarak kalmaması, bütün cinayetin aydınlatılması, cinayetlerin aydınlatılması çok önemli. Türkiye'de bu konuda e, bir Şule Çet örneği var. Şule Çet bir rezidansta aşağı düşerek... E, İntihar denilmişti, intihar ederek öldü denilmişti. Fakat bütün kadın dernekleri, Şule'nin arkadaşları, ailesi intihar edecek bir karakterde olmadığını, e, oradan asla atlayabilecek bir hayatında sorun olmadığını bastırarak e, bu cinayetin araştırılması gerektiğini vurguladılar. Çok savaştılar bütün kadın dernekleri ve Şule'nin e, katilleri. Müebbet artı 12 yıl aldı katili ve katilde yardım eden kişi yine çok ağır cezalar aldı gibi ya da e, işte biraz önce verdiğim örnek gibi ilaçla öldürüldüğü söylenen başka bir kadınımız otopside dayak yerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu da yine e, müebbetle e, ceza aldı bu katilde. Bu yüzden şüpheli kadın cinayetlerinin e, aydınlatılması, araştırılması çok önemli. Yoksa bunlar teşvik edici oluyor maalesef. Maalesef hiç caydırıcı değil. Evet cezalar ee, caydırıcı değil. Kesinlikle değil ve her geçen gün sayısı artıyor bizi son derece üzüyor. Umarım bir çözüm bulunur. Peki sizin kitabınızda hikayelerine yer verdiğiniz kadınlardan size en çok etkileyen hangisi oldu acaba? Beni en çok etkileyen biraz önce de bahsettiğim kitabımda iki tane şeyine yer verdiğim Hı -hı. Mustafa Haytaoğlu. Mustafa Haytoğlu, Azra Gülendam Haytoğlu'nun babası. Azra e, gazetecilik bölümünde okuyan bir öğrenci, bir emlakçı tarafından e, vücut bütünlüğü bozularak ve vücut bütünlüğünün yani vücudunun her bir parçası başka bir yere atılarak katlediliyor. Ben bu kitabı yazmadan önce kitabımda yer verdiğim ailelere ulaştım e, ve izin istedim onlardan. Mustafa Haytoğlu'nu da aradım. Ya benim tahminim dedim ki yani bir iki dakika konuşurum, izin verir, kapatırım. Fakat hiç öyle olmadı. Ee, çünkü cinayetin üstünden iki yıl geçmesine rağmen acısı çok tazeydi. Yani sanki o cenaze dün kalkmış, e, Azra dün vefat etmiş gibi acılı bir babayla karşılaştım telefonda. E, telefonu kapattıktan sonra... Yani yarım saat ağlamışımdır. Hiç abartmıyorum. O kadar e, duygu yüklü bir konuşmaydı. Hala da görüşürüz kendisiyle. E, Mustafa Aytoğlu bana o zaman dedi ki eşimi de arar mısın? Herhalde benim onunla konuşmam ona iyi geldi. Eşiyle de konuşmamı istedi. Mustafa Aytoğlu'yla konuştum. Kötü hissettim kendimi ama eşiyle konuşmak yani bir anneyle hmm. konuşmak daha zordu benim hmm. için. Annesi bana... Benim kızımın kafatası yok biliyor musun dedi ve ben e, mahkemede o caniye benim kızımın kafası nerede diye sorduğumda bana hatırlamıyorum diye cevap verdi dedi. Bunun gibi acısını paylaşmak adına çok e, konuşmalar yaptım kendisiyle ama her aradığımda hiç acısı küllenmemişti. Her aradığımda yine aynı tanzelikteydi. Tazelik, her aradığımda yine... Çok acı çekerken buldum onları. Artık arayamıyorum da. Çok acı gerçekten. E, yani tüyler ürpertici. Umarım bu tarz cinayetler e, artık e, biter. Evet. Yani ülkemiz adına son derece e, üzüntü veren, e, hepimizin tüylerini diken diken eden çok vahim olaylar. E, ama siz sizde e, çok önemli bir farkındalık yarattınız gerçekten bu kitabınızla. Konuyu tekrardan gündeme getirdiniz, bir farkındalık yarattınız. İnşallah tek amacıma. Kesinlikle çok güzel bir şekilde hedefine ulaşmış bir kitap. Peki son olarak kitapta geçen toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramından da bahseder misiniz? Tabii ki. E, aslında bu cinayetlerin bu kadına şiddetin e, asıl kaynağının toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkemizde tam oturmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Neden? Çünkü bizde Erkek egemen bir toplum var ve bu e, erkek çocuklarına küçüklükten itibaren oturtulan e, bir kavram maalesef e, toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimizde şunu demek istiyoruz biz tabii ki biyolojik olarak erkeklerden farklıyız eşit değiliz yani bir DNA olarak e, ne bileyim bir kromozom olarak aynı değiliz bunların farkındayız bir bedensel güç olarak aynı değiliz ama biz bu toplumsal eşitliği kavramı sadece kadın içinde değil, her iki cins için geçerli olacak bir kavram. Biz diyoruz ki e, haklar, kaynaklar, sosyal haklar, kaynaklar e, ve e, diğer bütün her şeyde kadın ve erkek eşittir. İş yükünde de eşittir, e, ev işinde de eşittir, dışarıda yapılacak işler içinde bu geçerlidir. E, bunu oturtmak lazım aslında. Yani futbol bir erkek sporu değildir. Futbol bir spordur. Pembe bir e, kız rengi değildir. Pembe bir renktir. Real Madrid galiba pembe forma giydiğinde e, çok tepki aldı. Aslında bu da bir nevi toplumsal cinsiyet eşitliğine e, mesajdı. Evet. E, aslında erkeklerin üzerinde de belki de bu yönde çok baskı var. İşte evin bütün yükü erkeğin sırtında gibi ya da... Kodlamalar var. Küçük aynen yaşlardan evet itibaren, aynen öyle hani empoze ediliyor aileler tarafından bu fikirler ve işte erkek kendini bazen de üstün hissediyor kadına şiddet uygulayabilir hissediyor hı hı. ya da e, parayı o kazanması gerek kadının da evde oturması gerek gibi evet. düşünüyor bunların hepsi yetiştirilme tarzı Maalesef. toplumsal cinsiyet eşitliği maddesi vardı İstanbul Sözleşmesi'nde ve bunun küçük yaştan itibaren okullara ders olarak konulması gerektiği maddesi vardı. Biz bu sözleşmeyi imzaladık. Bir gecede de çıktık bir kararname ile ve toplumsal cinsiyet eşitliği dersi de milli eğitimin müfredatına kondu. Sonra birileri bundan rahatsız oldu ve vazgeçildi. O ders kaldırıldı. Çünkü şöyle bir algı yaratılmak isteniyor toplumda. Toplumsal cinsiyet eşitliği cinsiyetsiz kadın ve erkekler yaratır deniliyor. Halbuki alakası yok. Biz burada cinslerin farklı olduğunu e, hepimiz biliyoruz. Haklar açısından. Haklar, o kazanılmış eşitlik. haklar Hı -hı. E, ve sosyal hayat, sosyal yaşamda eşitlikten bahsediyoruz. Fakat bazı işte bunu saptırmak isteyenler, e, konuyu farklı yere çekip rahatsızlık duyanlar maalesef işte bunu bahane gösterip bu dersi de kaldırdı. Ama yine de toplumsal cinsiyet eşitliği dersi bizim ülkemizde şart. Kesinlikle harika bir tavsiye oldu. Bugünkü konuğumuz gazeteci yazar Özge Demirdi. Katılımınız bu çok önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. ediyorum. Çok mersi. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.